Evet, bu videonun başlığı ben bir gerizekalıyım. Neden mi? Çünkü arkadaşlar 1080 Ti'yimi 4150 TL'ye sattım. Ocak ayında. Ve o gün bugündür ekran kartım yok. Şu anda bu kaydı da telefondan alıyorum. Sesin kötü olmasından dolayı kusura bakmayın. Ve ekran kartım olmadığı için 2-3 aydır oyun oynayamıyorum ve evin içinde gerçekten kafayı yemiş bir durumdayım. Umarım şu an beni kamera alıyordur. Onun bile farkında değilim. Şimdi bugün neden gerizekalı olduğumu söyleyeceğim. 1080 Ti'yimi bir yerime bir şey girmiş gibi 4150 TL'ye sattıktan sonra Bitcoin'cilere çok teşekkür ediyorum. Mining yapan arkadaşlar. Hepinizi buradan anılarımla öpüyorum. Sayenizde ekran kartı bulamaz olduk. Ve olan ekran kartları da mesela örnek veriyorum benim almak istediğim kart RTX 3080 10.000 lirayken şu anda 25.000 TL. Ya bu nasıl olabilir ya? Bu nasıl olabilir abi? Ve hadi dedim onu alamazsam dedim şey alırım dedim kendime. 6800 XT alırım dedim. Ve 7.000 TL olan 6800 XT şu anda 19.000 TL. Ve ben ekran kartımı sattıktan 2 gün sonra bu fiyatlar böyle oldu. Bir anda ya kartımı sattım hiçbir şey yok. 2 gün sonra aman Allah'ım böyle bir şey yok yani. Neyse ben de bir enayilik yaptım ve görmüş olduğunuz gibi elimde böyle tomarla para var. Gidip 5000 liralık bir ekran kartını şimdi 11.000 TL'ye alacağım. Tabii siz bu videoyu böyle çok hızlı göreceksiniz ama bu yaklaşık bir hafta falan sürecek. Şimdi elimde 11.000 TL var. Almak istediğim kartı da göstereceğim size. Gidip bu parayı sizle birlikte bankaya yatıralım. Sonra gidelim kartımızın siparişini verelim arkadaşlar. Evet. Dışarıya çıktım. Bugün 8 Nisan. İstanbul'da efsane bir yağmur var. Bankamatiğe doğru gidiyorum. Şimdi paramızı yatıralım. Ondan sonra dönüş yolunda tekrar görüşürüz. Çünkü telefonu bile tutamıyorum. Çok deli soğuk var. ATM'yi açtık. Para yatır diyelim. İşleme devam et. Kaç para yatıracaksın diyor. Şuradan çok çok yazdım dur. 11 3 11.000 TL. İnşallah alırsın yani. Devam diyelim. Yardık parayı. Hadi bakalım. Paramız Finans Bank'ın oldu artık arkadaşlar. Vallahi zor ya. Sırılsıklam oldum. Şöyle tutulması gerekiyor değil mi? Şimdi yatırıyorum ama kameraya çekiyorum. İnsanların hepsi bana bakıyor. Herkes bana bakıyor. Lan ne var? Elimde telefon var altı üstü. Evet, 11.000 TL'yi onayla dedim. Biraz rüzgar olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden telefonla çekiyorum. Türkiye'de yaşadığımız için kendimize bir kamera alamıyoruz maalesef. Malum dolar, euro, ekonomi falan filan işte siz biliyorsunuz. Ekran kartı bile zor alıyoruz. Onu da alamıyorduk da. Neyse yatır bakalım. Evet, 11 bin lira 16 kuruş oldu kullanılabilir. Bakayım çıkış diyorum. Oturumun sonu kart vermeyecek. Kart vermedi. Çünkü kare kodla, QR kod biliyorsunuz QR kodları. QR kodla giriş yaptım. Şarjım bitiyormuş bu arada. %16 şarj, %15 şarjım kalmış. Efsane bir yağmur var dediğim gibi. Şimdi eve gidiyorum. Bakalım. Böyle vlog tarzı oldu. Ekran kartı alıyorum vlogu. Ama yani sonuç olarak 11.000 lira para veriyorsun.
yere geliyor 20 bin lira veriyorsun. Yani bence ekran kartı tanıtımı böyle olmalı. Yani kartı al gelsin. O kadar kolay değil. Zorluklarını da yaşamak lazım arkadaşlar. İşte bu tarz zorlukları var. Neyse, Bitcoin'cileri anmıştık değil mi? Alsat yapanlara sözümüz yok. Madencilik yapanlar. Gerçi onların da bir suçu yok abi. Üretim yapmıyorlar. Neyse, ezan okunuyor. Çok konuşmayayım. Evde görüşürüz tekrar. Ufak ufak eve döneyim ben. Yoruldum valla. Siz ne kadar gördünüz bilmiyorum. Ne kadarını videoya çektim onu da hatırlamıyorum ama. Bir 2 kilometre falan yürüdüm şu ana kadar. Şimdi beni bir 1 kilometrelik falan bir yol daha bekliyor. Koşu bandına çıkmama gerek kalmadı yani kısaca. Ya işte Türkiye arkadaşlar. Dini özgürlükler. Ne demişiz? Ezan dinmez, bayrak inmez. İşte bu sebepten dolayı. Çok güzel bir şey. Herkesin istediği gibi ibadetini yapabilmesi bu ülkede. Çok güzel. Neyse, sesim zaten size kötü geliyor. Çok da alendirip bulandırmayayım. Kapatıyorum hadi. Evde görüşürüz. Evet. Eve geldim. Binaya geldim daha doğrusu. Daha eve gelmedim. Kapımızı açalım, evimize girelim. Şimdi montumu falan çıkarayım. Gidelim ekran kartımızı satın alalım. Vallahi çok yoruldum. Efsane yoruldum yani. Evet, tekrardan selam arkadaşlar. Aykut'la beraber şimdi yola çıktık. İnternetten alamadım maalesef çünkü kart limitim yetmiyor. 10.000 lira maksimum alışveriş limiti varmış. Almak istediğimiz kart 10.915 liraydı. Biz de dedik ki madem bunu sıfır alamıyoruz, Letgo'dan ikinci el alalım yani. Ve 1.000 lira karla 10.915 lira yerine aynı kartı, eve gittiğimde göstereceğim zaten, 10.000 liraya Letgo'dan Osman diye bir arkadaştan alacağız. Şu an Bayrampaşa'dayız. Üsküdar'a gideceğiz bu kartı almak için. Üsküdar'da bize buradan nereden baksanız bir trafik yoksa yarım saat 40 dakika mesafede gidip alıp 10.000 liramızı verip kartı alıp geleceğiz. Yolda belki bir iki video çekerim, belki direkt evde devam ederiz. Anlık belirleyeceğiz bunu. Evet arkadaşlar, Üsküdar'a geldik. Kart arkada görünüyor mu? Işıktan dolayı görünmez ama. Kartı aldık. Oktay diye çok tatlı bir abimizden aldık. İnşallah hayrını görürüz. O da paranın hayrını görür. Valla 10.000 liraya aldık arkadaşlar ama piyasadaki şu an en ucuz kartı aldık diyebilirim size. Şimdi bu videonun başlığı ben bir gerizekalıyım. Çünkü dediğim gibi 1080 Ti'yimi 4.150 liraya sattım. Ve şu anda benim kartım Gigabyte'ın Aorus kartıydı. 8.000 lira olmuş. Evet, kırmızıda da duralım daha rahat. 8.000 lira olmuş. Bayağı bir salaklık ettik yani, kartımızı ucuza verdik arkadaşlar. Ve ben kartı sattıktan 2 gün sonra fiyatlar böyle oldu maalesef. 2 ya da 3 gün sonra bir anda stoklar çürüdü, Ethereum yükseldi. Şimdi 6700 XT'mizi aldık ancak 600 metre sonra sağa dönün. Navigasyonda konuşuyor bir anda. Oyun oynamanın dışında tabii kazım da yapacağız. Ben size eve gittiğimde kazım değerlerini de göstereceğim 6700 XT'nin. Modsuz, overclocksuz kazım değerlerini de göstereceğim Ethereum'da. Bakalım hayırlısı. Şimdi hala Beylerbeyi tarafındayız. Şöyle hatta kamerayı çevirebiliyor muyum? İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yeni adıyla, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü önümüzde. Hadi bakalım İstanbul'a doğru, sağdan kanka. İstanbul'a doğru. Çünkü buralar bizim için İstanbul sayılmıyor. Burası Anadolu yakası. Bir yandan navigasyonumuz konuşmaya devam ediyor. Evimize gidelim. Kartımızı takalım.
Evet arkadaşlar, eve geldik. MSI'ın Match 2X Radeon 6700 XT ekran kartını aldık. 12 GB. 1440p 2K destekliyor ve PCI 4 desteği var. Şimdi ekran kartımızı kutusundan çıkaralım. Evet, ürün Amazon'dan alınmış. İkinci el olarak biz aldık. Ancak şöyle bir güzelliği var. Şimdi kutusunu çıkartalım. Amazon.com.tr'den alınmış bu arada. Yurt dışı Amazon'u değil. Zaten burada bakın Türkçe olarak tanıtım kılavuzu var. Türkiye'den alındığının burada zaten delili bu. Şimdi bize ilk önce bir işte MSI'yi aldığınız için teşekkür ederiz gibisinden bir kağıt karşılıyor. Kenara atalım onu. İşte burada da kullanım kitapçığı vesaire. Bunlarla bir işimiz yok. Bunları kenara kaldıralım. Gelelim makinamıza. Makinamız burada. Çift fanlı. Şimdi ikinci el aldık diyorum. Neden bunlara dikkat çekiyorum? Ürün hiç kullanılmamış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki güvenlik bandı bile açılmamış. Şimdi biz bunu ya bismillah deyip ilk açılışını yaptık. Şöyle. Tabii bu güvenlik bandı biraz işimizi zorlaştırsa da. Statik poşetinden çıkaralım. Statik poşeti de kenara koyalım. Gerçekten çok güzel bir tasarımı var ekran kartının. Fanlar yine MSI'ya özel. Şöyle bayağı geniş. Ağırlık olarak da bir 700 gram sanırım vardır. Yani çok ağır bir ekran kartı değil arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bakır borular, alüminyum soğutma bloklarıyla beraber geliyor. Yani bu konu hakkında çok bir bilgim yok. Sizin daha iyi bilgileriniz vardır. Zaten bakınca anlarsınız. Şöyle ekran kartını yan koyduğumuzda bizi karşılayacak olan yer burası. Burada RGB desteği var. RGB olarak match yazıyor. Yine buralarda başka yerlerde ışık var mı bilmiyorum. Bakacağız hepsine teker teker. Ama ürün bu şekilde. Birazdan da bilgisayarda oyun testleriyle ve mining testleriyle karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilk çalıştırmamızı yapalım. Kartı taktım. Evet. İlk defa çalışıyor. Güç bağlantılarını taktık. Herhangi bir ışığı var mı yok mu bilgim yok ama şu match yazısı sanki ışıklı gibi duruyor. Olmaya da bilir. Evet, ekranımıza görüntü geldi. Fanlarımız çalışıyor mu bakalım hemen. Şöyle aydınlatalım. Kasamızın içi de bayağı kirlenmiş. Evet, fanlarımızın ikisi de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Kasamız da soracak olursanız Aigo marka bir kasa. RGB mid tower mı diyorlar artık bunlara, tower mı diyorlar bilmiyorum. Kule mule ama küçük bir kasa, çok büyük bir kasa değil. Önde 3 tane hava soğutma. Üstte de 2 tane var. Şimdi ekran kartımızı ilk defa çalıştıracağı için fabrika ayarlarına döndürüyor. Görüntüyü verdi ama görüntü verme konusunda sıkıntı yok. HDMI ile bağlantıyı yaptık. DVI ile değil. Şimdi birazdan oyun testleriyle karşınızda olacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, malum bizim oynadığımız oyunlar belli. Yalnız bende bir 60 FPS sorunu var. Yani her şeyde, her oyunda 60 FPS sabit alıyorum. Bunun çözümünü biliyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu 60 FPS'i nasıl 61 FPS yaparız yani. Hani düşmüyor da artmıyor da arkadaşlar. Sürekli 60. Şimdi ayarlara girelim, bir benchmark testi yapalım. Şöyle grafiklerden. Buradan bir benchmark başlat diyelim. Şimdi şöyle bir ayarlarımı göstereyim. Tam ekranda epic, yüksek, epic. Şöyle siz ayarlara bakarsanız her şeyi, hemen hemen her şeyi. Bir tek şurada bir iki sinematik falan bir şeyler yazıyor. Özel yazıyor. Evet, bir tanesi hariç. Şu particle quality hariç. Her şey epic. Bir tek bunu bir üstüne sinematiğe çıkartabiliyoruz. Şimdi biz bir eğitime girelim bununla. Piyade eğitimi diyelim. Bir yandan kamerayı tutup. Ya bakalım 60'ın altına düşecek mi yani? 60 FPS'e sabitlemeye çalışıyor ama. Evet, bir 53 FPS'leri gördük.
Şimdi ben size anlık söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an daha oyun açılmadığı için, bir de SSD'ye de kurulu değil. Sistem özelliklerimi de söyleyeyim. Her sistemde farklılık gösterebilir. i7-7700K. Evet, şimdi 80-90 FPS'leri gördük. i7-7700K 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Ve şu anda başlangıç alanında 100, anlık söyleyeyim ben size, 110 FPS'leri, 100 FPS'leri görüyoruz ve dediğim gibi ayarlar her şey ultra'da. Evet. Şöyle koşturalım etrafta. 80-90-100 arasında FPS değerlerimiz değişiyor. Şöyle bir aksiyona girelim arkadaşlar. Şimdi hem kamerayı tutup hem şey yapmak biraz zor oluyor ama yapacağım. Evet, kamerayı bir yere sabitleyebilir miyim? Evet, sabitlerim. Hemen sabitleyeyim hatta. Evet arkadaşlar, kamerayı sabitledim. Şimdi anlık olarak ben size FPS'i söylemeye devam edeceğim. Şu anda 90 FPS'lerdeyiz. Şimdi fight, savaşa giriyoruz arkadaşlar. Savaşta göreceğiz. Savaş kabiliyetini. Böyle bir eğilelim. Bombalar patlarken. Evet, 60 FPS, 50, 60. Bombalar patlıyor kafamızda. 60, 58, 60, 62, 73. Ama şu anda efsane bir ortam var burada. 60 FPS'ten devam. Biraz bağırarak konuşuyorum çünkü oyunun sesi de var. 75, 85. Burada bir yaralanacağız şimdi. 90. Yaralandık. Kafama bomba düştü. 70. Evet. Bayağı bir. Evet, şöyle bir dumanlara bakınca da, sislere bakınca da bir 60'lara kadar düştük. Ama tabii ki kimse squat'ı ultra ayarlarda oynamıyor. Yani ben oynamıyorum şahsen. Siz de oynamayın. Gerek yok o kadar ultra'ya. Çünkü bu yeşillikte adamı göremezsiniz. Evet, genel anlamda 60'ın altına düşmedik. Yani 58, 55, 60 en kötü ve en yüksek ayarlardayız tabii. Onu da tekrar belirteyim. Etrafımız kalabalıkken de FPS ayarlarımız 90, 100. Yani pek bir şey yok. Nasıl bir kalkış. Şimdi hazırsanız başka bir oyunu test edelim. Evet, bizim için, benim için daha doğrusu, ikinci en önemli oyun arkadaşlar Arma 3. Arma 3 testini de yaptıktan sonra bir de mining testi yapacağım. Şimdi biz bu oyunu modlar olmadan oynayacağız. Modlar ve DLC olmadan gireceğiz. Şimdi bu da SSD'de kurulu değil, biraz yavaş açılacak ama siz hızlı hızlı izleyeceksiniz bu sahneleri. Menüde 85-90 FPS'leri görüyorum. Editörde Altis haritasına girip Altis'te deneyeceğim FPS'i. Bir böyle bir gölgelenme var sanki. Farkında mısınız siz de? Bir tıkır 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 bir gölgelenme var. Bu oyundan mı kaynaklı acaba? Monitörden mi kaynaklı? Tıkır tıkır bir gölgelenme var. Benim HDMI kablomdan da kaynaklı olabilir. Bilmiyorum yani. Zaten display kablosu takacağım buna. Evet, şu an için editörde geziyorum arkadaşlar. 71 FPS, 80 FPS. Ayarlarımızı da gösterelim. Burada gösteremiyoruz tabii. Hemen ayarlara gidelim. Otomatik zaten Arma 3 en yüksek ayarlara kendini getirmiştir diye düşünüyorum ama biz yine de bir bakalım. Zaten Arma 3'te ultra ayarlarda oynanan bir oyun değil. Eski bir oyun olduğu için, optimize problemi olduğu için. Evet, burada her şeyimiz ultra, sadece pipimiz height. Pipimiz derken yani öyle pipimiz değil, burada pip denilen bir ayar var. Onu da ultra'ya alalım sizin için. AA ve PP'de biraz renk canlılığı yapalım. Evet, bu sebebi nedir bu yansımanın tık 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 yansımanın, bilen varsa yorumlarda yazsın. Tekrar bir editöre girelim. Alt isteyelim. Çok uzattım biliyorum ama yapacak bir şey yok yani. Herkes alacak olanlara, 6700 XT alacak olanlara öncülük olsun bu. Şöyle bir şehire gidelim şehire. Dağlarda gezmeyelim. Bir şehirde bakalım. FPS nasıl? Çok parlak. Parlak olmasının sebebi, ben şu anda FPS modunda oynuyorum. Monitörüm FPS modunda. Şöyle bir onu... film modunu alalım.
Evet, renklerle biraz fazla oynamışım arkadaşlar. şehirde, Kavala şehrinde de 40 FPS'leri görüyoruz. En yüksek ayarlarda. Tabii pipimizi de ultra yaptık. Yani siz bu kadar ultra yapar mısınız bilmiyorum ama sonuçta bu bir 3090 değil. 6700 XT'den bahsediyoruz. Şuraya bir adam koyayım. Bakalım bu adamla nasıl oynayacağız. Evet. 40 FPS. Her şey ultra'nın ultrasında arkadaşlar. Ultra'nın da ultrasında her şeyimiz. Şöyle bir options ve video diyelim. Pipimizi low'a alalım bakalım. Bu pip ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Ne işe yaradığını anlamadığım bir şey. Options diyelim. Tekrar video diyelim. Renkleri biraz sıçırttım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir Brightness çok yüksek olduğu için parlıyor. Şu Brightness'ı parlaklığı bir kısalım. Evet. Her şey ultra'nın da ultrası. 50 FPS, 45 FPS. 45 olmadı gerçi. 48. 50'nin altına düşmedik. Kavala şehrinde oyunumuz gayet akıcı yani şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yani sizi doyurur arkadaşlar. 5000 lira, 6000 liralık. Hadi şu an fiyatlar yüksek. 8-10 bin liralık bir ekran kartı için. Gayet güzel yani. Tabii 3080 de 10 bin lira ama şu anda değil. Şöyle bir sıkalım. Ateş ederken de bir değişiklik yok. Yani genel anlamda ekran kartımız bizi doyurur. Şimdi hazırsanız mining testine geçelim. Şimdi hayatımda hiç mining yapmadım. O yüzden nasıl yapıyorum bilmiyorum. Şu wallet kimin cüzdan kimin bilmiyorum ama şunu şöyle Allah dur yanlış yaptık. Dur bir saniye. Şuradan şunu alıyoruz herhalde. YouTube videolarında öyle diyor. Tamam. Bunun şeyi neymiş? Portu 4004. 4444. Buraya da portu yazıyoruz herhalde. Herhalde böyledir. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Birinin cüzdanına kazacağız şimdi. Kazalım. Mine Ether diyorum. Bakalım. Kaç MH'la kazım yapacak? Start mining dedi. Evet, birinin cüzdanına kazıyorum. Kimin cüzdanına kazdığımı bilmiyorum ama çok da önemli değil. Maksat size göstermek olsun. Şimdi bakalım. Tabii bir anda olmuyor. Yavaş yavaş yükseliyor diye biliyorum ben de. İzlediğim videolardan. Şöyle tam ekran yapayım. Şimdi ben oradan göremiyor olabilirsiniz ama size söyleyeceğim. Hiçbir overclock yok. Modlama yok ekran kartında. Kutusundan çıkarttığım gibi taktım. Şu anda başlangıcı 37.13 MH'la yaptı arkadaşlar. Şimdi zamanla bunun arttığını biliyorum. Modlayınca 80'lere kadar herhalde çıkar bu. Yani 80 olmasa da 60'lara falan net çıkar. Yani şurada zaten kırmızı olarak kartımızın modeli yazıyor. AMD Radeon RX 6700 XT. Evet, 42.92 MH'a çıktı. Bir 5 dakika çok. 3 dakika bekleyelim bakalım. Bir hızlandırayım ben burayı sizin için. Bakalım kaça çıkacağız maksimum. Evet arkadaşlar, miningimizi de burada bitirelim. 43.32 MH maksimum kazım gücü gördüm ben burada. 43.32 MH modlama falan hiçbir şey olmadan yaptığımız kazım gücü. Hani hızlı, fanlarını falan kendi ayarlıyor zaten. Vallahi fazla söze gerek yok arkadaşlar. Sizin için Red Dead Redemption GTA 5 testi yapmak isterdim ama oyunlar şu anda bende yüklü değil. O oyunlar da 80-100 GB olduğu için yani
çok daha fazla beklemek istemiyorum. Video biraz allak bullak olmuş olabilir. Çok özür diliyorum. Umarım sonuna kadar, bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz çok teşekkür ediyorum. 6700X'te alınır mı? Genel düşüncemi soracak olursanız, sadece oyun oynayacaksanız, ya ben bütün oyunları ultra'da oynamak istiyorum, 2K'da oynamak istiyorum, 2K ayarlarda oynamak istiyorum, İşlemcim falan da güzel, RAM'im falan da güzel diyorsanız, evet, AMD'nin 6700XT ekran kartı bir oyuncuya çok rahat yeter arkadaşlar. Tabii fiyatlar düşünce alın, şu anda da almak isterseniz öneririm. Ama bir yayıncıya, bir Twitch yayıncısına ya da bir YouTuber'a benim gibi yetmeyebilir. Ben şimdi neden aldım bunu? Sizi içeriksiz bırakmamak için aldım arkadaşlar. Şimdi bunu 10'a aldım. Yarın 9'a satarım. Üstüne 2-3 daha koyarım. Fiyatlar normale döner. Güzel bir ekran kartı alırım. 3080, 3090 ya da 6900X'te alırım. Şu anda sizi içeriksiz bırakmamak için, kendim de oyun oynayamayıp çok sıkıldığım için aldım. İşimi görecektir diye düşünüyorum. Videoyu da izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yani çok böyle vlog deneyimim yok. Kamera karşısına geçip konuşma deneyimim çok fazla yok. Bir sürçülisan ettiysem de affola. Affınıza sığınıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Burada da inşallah görünmüşümdür. Konuştum ama yani biraz yakınım kameraya. İnşallah görünmüşümdür. Hadi görüşürüz.